Hazır mısınız? Evet. Sen de. Evet, sana merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Arkadaşımın bir daveti. Biz de katıldık, böyle bir değişiklik olsun. Çok şık gördük sizi bu arada. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani biz erkekler olarak renkleri pek fazla şey yapamayız. Bize pembe gibi geldi ama orijinal renginiz mi sizden alayım? Pembe. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Tatili miydiniz? Tatil nasıl geçti? Ben bu yaz açıkçası ailemin yanındaydım. Bulgaristan'a gittim, kendileri orada yaşıyor hala. Güzel geçti, annemlerle, babamlarla, işte yeğenlerim var, onlarla vakit geçirdik. Gayet güzel geçti, doya doya. Ailemizle işte kavuştuk. Süper. Şimdi Gönül Dağı'na girmeden edemeyeceğiz tabii ki de. Gönül Dağı deyince akla tabii ki de siz geliyorsunuz. Ama yeni sezonda olacak mısınız? Durum ne? Yok, ben devam etmiyorum. Zaten ikinci sezonun sonunda yollarımızı ayırmıştık. Onlar devam ediyor. Eminim ki yine çok güzel bir sezon geçirecekler. Onun dışında başka peki neler yapıyorsunuz proje olarak? Birçok senaryo okuyoruz. Hem dijital projeler var, teklifler var, hem de televizyon için. Onların arasından değerlendirip işte artıları, eksileri tartacağız ve bir karar vereceğiz. Şimdi biz de tabii ki de haberlere baktığımız zaman Selahattin Eyyubi'nin Kulüsü Fethi ile ilgili bir projede yer alacağınız yazıyordu. Bu projenin detaylarını sizden öğrenebilir miyiz? Çok özel bir proje. Aslında Türkiye'de daha önce yapılmamış bir iş. Senaryosu geldi bize de. Evet, doğru söylediniz. Görüştük. Fakat şu anda %100 hani anlaştık demek istemiyorum. Ama beni çok heyecanlandırdı. İlhan'la da tanıştık zaten. Çok güzel bir enerjisi var. Çok böyle samimi ve aslında İlhan memleketli diyebilirim. Yani şöyle, kendisi de Bulgaristan'da doğup büyümüş, siz de biliyorsunuz. Bakalım ya, bilmiyorum. İşte dünya çok küçük. Bu bir belgesel film mi olacak, 20 bölümlük? Yok, aslında 30 bölüm, yani 20 artı 10 olacak bir dizi. Yurt dışında da girecek yayına. Çok fazla şey mi verdim acaba? Tamam, peki. Ama beni heyecanlandıran şey, çok kısa bir şey söyleyebilirim belki. Karakter, bana teklif edilen karakter çok güzel, çok güçlü, tarihi, gerçek bir karakter. Bakalım, hayırlısı. Selahattin Eyyubi'nin kızı mı? Söylemeyeceğim. Eşi mi? Ben biraz daha zorlayayım burada. Söylemeyeyim, gerçekten sürpriz olsun. Bir de dediğim gibi yani şu anda %100 evet anlaştık diyemiyorum. Ya peki Müslüman tarafta mı yoksa Hristiyan tarafta mı söz konusuysunuz? Çok akıllısınız gerçekten. Yani söylemeyeyim, gerçekten. Baldwin'in oğlu mu? Yani, kızı mı? Hani oralarda yok değil mi? Ya çok çok güzel, çok güçlü bir karakter. Ama gerçekten bunları söylemeyeyim şimdi. Çünkü seyircimiz de yani merakta kalmasını isterim açıkçası. Zeynep de Şatilyon var, onun da eşi olabilir. Kerak Kalesi'nin başındaki. Evet. Onlar da olabilir. Evet. Neyse, ben fazla detaya girmeyeyim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun, detay alacağım.